Evet, bu birbirimizi nasıl tanıyoruz, ne kadar da tanıyoruz videolarında hep benim evimde olacak değil. Bugün bir dostuma misafirliğe geldim. Bakın, Aa, tesadüfe bak. Hay Allah. Ya canım arkadaşım. Bunu biz bu güzelliği hak edecek ne yaptık biz abi? Arkadaşlar bakar mısınız şuna? Ya bu ne şıklık be Çok adam. çok hoş Çok bir hoş bey. kimono. Sabah tümerimiz gibi giyindim geldim. Çok çok şıkkım. Ben de sana özel bir Peki look bu da yaptım. ne? Bu da... Ya selam Gel buraya güne. gel. Selam Selam de dostum. merhaba de. Merhaba de. Merhaba. Ya asla da bir hazırlık yapmamış gibisiniz Evet ya. ya hay Allah. Ne kadar güzel bir setup böyle. Ben o zaman sana kahve yapayım. Hadi bir kahveni içelim. Hay Allah. Hazırlıksız da yakalandık. Ne içersin Melikşah? Ya bir Amerikanlı'nı alırım. Ben Amerikanlı'mı nasıl yapıyorsun benim? Ben biraz... Ben böyle birazcık sert yapıyorum. Ne diyorsun? Bakayım. Çok çok iyi bir ayar. Orta üst. Ben aynen bu benim kahve ayarım. Sen ben misin be adam? Tamam, helal olsun. Aynı şeyi seviyoruz. Ya resmen. Patlat lütfen. Mükemmel. Memnun musun makinenden? Çok memnunum. Gerçekten bak. Bakayım. Çekirdeğimiz de. Taze çekirdek keyfi. Oo. Görevini fazla ciddiye alıyor. Kesinlikle işinin ehli bir makineydi. Evet kesinlikle öyle. Asla şey yani bu sefer de gevşek yapayım demedi. Kaç kere denedim. Enjoy. Enjoy bir geldi. Adam. Enjoy bir adam. Ne latte mi içeceksin? Latte, macchiato mesela. Ayarın ne favori ayarın? Favori ben kahvem sert olacak. Sütüm de köp yani şey sütüm normal olacak. Tamam güzel o Şu zaman. Şu an okey miyim? Evet. Bastım. Bunu bu arada ayarını kişiselleştirebiliyorsun. Bundan sonra onu kaydedip kendi tek bir düğmenle mesela mavi renkte kendini şu mavi adam olarak belirleyip ha. bir tuşla istediğin kahveyi Tam istediğin kahve ayarda. Çekerken konuştuğun için bayağı bir kısmını duyamadım. Ama şu... Özür dilerim kusura bakma kardeşim. Ama iki kişi Size ses profile. Konusunda bir kusursuzluk vaat etmedik. Kahve konusunda Doğru. kusursuzluk Rüzgar vaat ettik. Latte çeşmesi. Keşke kahve bardağımızı ortalasaydık. Arkadaşlar siz bizim hatamıza düşmeyin ve bardağı ortalayın. Ortalayın. Enjoy dedi mi? Tamam. Afiyet olsun. Çok sağlığına. Çok. Kim kimi ağırlıyor belli değil vallahi. Gerçekten öyle. Çok güzel. Daha önemlisi beni ne kadar tanıyorsun Sarpapak? Bunu görelim Esprili biraz daha. Esprili sorularım var, normal sorularım var, zor göreceğiz. Sorularım var. Bunları hepsi hep var. Göreceğiz. Ha, takipçilerini mutlu etmek istiyorum senin. Hadi bakalım hayırlısı. Bir taraftan kahvemizi yudumluyoruz. Bir taraftan günün değerlendirmesini yapıyoruz. Şimdi ben bugün deplasmandayım. Evet. Ama bu demek değildir ki bu oyundaki iddiamı sürdürmüyorum. Bizim Sarp'la inanılmaz uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz olmadı. Ama bu demektir değildir ki. Değildir ki. Bundan sonraki 30-40 yıl beraber değiliz. Zaten öyle. Bir de 2014 bizim tanıştığımız öyle böyle. Bant evet. Ha, güzel hatırladın. Eyvah bir sorum yandı. Bir sorum gitti. Cevabını buldum. Neyse. Dur kardeşim neyse ki kolay montaj. Sorumdu o. Şimdi evet. kolay, orta, zor şeklinde sıraladık 3 kategoride soruları. Bir de bonus sorumuz var. Toplam 10'ar soru soracağız birbirimize kendimiz hakkında. Ve bakalım 10 üzerinden birbirimizi kaç tanıyoruz bunu göreceğiz. Önce sen mi soracaksın ben mi sorayım? Önce sen sor. Kolay, orta, zor hangi kategori istersin? Orta. Ben hangi okuldan mezunum? Ya da mezunum. Mezunsun. Daha geçen gün telaffuz ettim. Hay Allah. Yuuu. Göztepe. Ne? Endüstri meslek hayatıyorum şey. lise mezunusun gibi lise, bir lise şey. Lise mezunusun zaten. Üniversite öğrenimim sanki hiç yokmuş gibi davranmayalım. Yok zaten. Var yok mu? Var ne? Arkadaşlar ben bilmiyordum. Bu kadar da şok olunur mu ya? Marmara Üniversitesi. Asla değil. Marmara Üniversitesi asla mezunusun değil. Sen. Hadi öyle diyelim. Marmara mezunu. Kesinlikle değilim. Çok çok yanlış. Zaten öncelikle bir üniversite kazanmış olmama bu kadar şaşırarak evet. beni yaraladın yeterince. Hiç konuşmadığımız için ben. Evet. Ben senin hangi okuldan mezun olduğunu biliyorum ama. Evet, o yüzden onu sormadım zaten. Çok ben. Çok yakın. Ben çünkü önce yanlış anladım. Sana bulamayacağın şeyleri bulmaya çalışıyordum. Aa. Masadaki arkadaşım dedi ki saçmalama. İnsanlar eğlenmek için izliyor bunu. İnanılmaz arkadaşlar. Şu hırsa bakın. sonuçta benim hangi okula gittiğim ya da mezun olduğuma dair belli ki hiçbir fikrim yok zaten. Bulileriyle meşhur. Bulileri Lisesi'ydi. Bulileri Lisesi. Bulileri Lisesi. çok da net hatırlıyorum. Ablam da senin okulun var. Aynen. Sınıfın Helal hatta. Olsun. Bu çok iyi bir bilgi. Ama detay şey yok. Okul ismi yok. Bende isimler kalmıyor. Yani seyircimle paylaşayım. Makul bir gerekçe diyelim. Ablanın senin okulda olduğunu bilmem bence
çok gayet çok iyi bir adımdı değil evet, mi? Evet, çok iyi bir adımdı. Tahran Lisesi. Böyle lise mi olur? Onu istersen reklamdan sonra konuşalım. 50. yıl Tahran Lisesi mezunuyum. Hatırlayamadığım şey oydu işte. Üniversitem hakkında da bir fikrin yok gerçekten. Marmara Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara. İstanbul kardeşim. İstanbul Üniversitesi felsefe öğrenimi gördüm. Ve sinema ben. Televizyon. Asla değil. O ablam bu arada Marmara Radyo Televizyon Sinema i̇şte mezunu. Ben ablanı mı takip ediyorum? Ablam mı arkadaş olabilir? Evet, lisesi, üniversitesi. Çünkü full. Neden söyle kardeşim? Yazıklar olsun. Daha ilk soruda hem de kolay soruda mı? Kolay orta soruda orta patladım. Soruda patladım. Kolay soru olan, alayım ben. Bir kolay, kolay soru alayım. Bir moral tamam. Toplayalım. Tamam. Sinemayla olan derin bağını, bu konudaki hassasiyetini ve bilgini bildiğim için basit bir soruyla başlamak istiyorum. Lütfen. Benim ilk oynadığım sinema filmi nedir? Haydi olsun. Bir dakika. İlk oynadığın sinema filmi önemli rollerden birinde miydin? Değildim. Eyvahlar olsun o değildim. Zaman. O daha mı önce o zaman? Dur bakayım. Aa bu zor. İlk aslında... Ha, organize işler. Doğru. İşte dost var, dost var. Buradan Tahran Lisesi'ne. Organize işlerdi ilk filmi. Ufacık bir rolde. Sen Ezgi hepiniz küçük rollerdi. Benim aklıma tabii ki plajda gelmişti. Evet, aklından çıkmayan bir film olarak da düşünüyorum. Buraya küçük insert'e koyabilirsin. Plajda geldi sonra en azından. Beyaz melek geldi. Bunların hiçbiri değil ama. Kronolojik sırayla ilginç bir şekilde ikinci filmi plajda. Şimdi ben artık zor bir soru alayım diyorum. Zor bir soru. Çünkü ortayı hallettik oradasın. İnanılmaz bir rezalet. Bunu daha iyi tanımam detayı buradan benim hoşuma gitti. Çok iyiydi gerçekten. Yani bu soru normalde zor değil ama yani senin zorlanacağını zor. Düşündüğüm bir soru. Benim yönetmenliğini yaptığım filmin adı nedir? Ya bildim bunu ya. Şebnem Bozoklu ve... Asla. Hiç o ben değilim o filmin korku yönetmeni. Korku filminde hayatlar korku mıydı? Doğru. Korku yönetmeni ben değilim. Ha tamam. Ay yazık yok hatırlayamıyorum. Siccin. Yazık. Ulan senin ilk filmin adı Siccin sensin bu arada öncelikle. Korku filmi olduğunu hatırlamıyorum. Bir güzel bir şey. Çok güzel ya. Nasıl oldu bu? Herhalde yani ortak bir geçmişimiz iyi kötü oldu diye. Korku yazık filmi. Abi, çok girdiğim bir konu değil benim de. Senin plajda gibi. Tıpkı evet. Benim de çok gurur duyduğum bir iş sayılmaz. Görünmeyenler. Aa görünmeyenler. Ah be ne şakalar yapıldı. Arkadaşlar zaten sadece şaka amaçlı bir filmdi. Soru, bir filmdi. Evet, Sarp 2'de 0 gidiyorsun. Harika gerçekten. 2'de 0 kolay... değil. Bence temiz 2'de 0.75 çıkar. Ablanla ilgili acayip bilgim korku filmin türü olarak yakalamam. Bunları saymıyor muyuz? Sayalım hadi. Keşke sana 10 kolay soru hazırlasaymışım evet, ben. Evet, papaklı 10 kolay soru. Evet. Yaşıma da verin. Biraz unutma başladım. Ben bir zor soru rica edeyim. Zor soru geliyor. Lütfen. Benim 2 adet kedim var biliyorsun. Evet. Kedilerimin isimleri nedir? Eyvah, imkansız. Garip bir basitliği de vardı bir tarafta hatırlarsan. Evet çünkü renkleri üzerinden bir tanesi. Siyahtı bir evet, tanesi. Evet biri siyah. diğeri renk temalı mı? O renk temalı değil. O benim daha genelde hobim işte çok sevdiğim spor olan. Tenis. Futbol. Futbol sporası. Değil insan kedinin adı. Ha kedinin adı futbol gibi bir şey ama. Ha bir futbolcu adı evet. Hacı. Değil. Bir şans daha veriyorum çünkü zor bir soru. Peki hangi takımda bu futbolcu? Türkiye'de hiç oynamadım. Dünyanın en meşhur futbolcularından birisi. Ronaldo. Değil öbürü. Maradona. bir dakika. Ronaldinho. Değil. Rooney Mara. Hayır. Rooney Mara. Rooney Mara diye biri yok. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Moralim bir dakika dur söyleyeceğim. Ama öyle bir futbolcu mu? En meşhur, dünyadaki en meşhur 2-3 David futbolcu. David Beckham. Değil abi, oynuyor kardeşim, şu an. Kardeşim sen meşhur futbolcu tanımıyor olabilir misin? Çünkü hepsini saydım. Ben söylüyorum Messi. Messi ve siyah. Messi. Messi, Lionel Messi. Messi o kadar ünlü mü arkadaşlar? Sen deli misin? Messi neredeyse mahalle takımıma çağırsam gelecek yakınlıkta. Çok yanlış, çok Galatasaray'da çok yanlış. Galatasaray'da oynamıyor mu Messi? Hayır, hayır. Barcelona'da oynuyordu, şimdi Paris Saint Germain'de oynuyor. Hiç Türkiye'de oynamadı. Ben ama yarım puanımı aldım buradan. Yarım aldın çünkü siyah bilmek zor bir detay. Şeytanın aklına gelmeyecek bir isim olduğu için siyah. Başka bir isme bakmadı. Her şeyi denedik. Ben aslında futbolcu konsepti gidecektim. Messi ve Neymar koymuştum. Bakmadı, bakma. Çok fazla isimden sonra siyah geldi. Wow. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Buyurun bir tane artık sana ben mecburen kolay sormak zorundayım. Kolay soru sor bakalım. Artık bunu lütfen bil. Lütfen. Bunu zaten az önce cevabını verdim. Ne zaman ve nerede, nasıl tanıştık? 2014 yılında Karışık Helal Kaset olsun. Filminin PR döneminde Bandmag dergisinin röportajı için Moda'da bir kafede buluşmuştuk. Şu an o Moda'daki kafe sanırım artık görevine devam etmiyor. Bu sorunun cevabına çalışmış gibi hissettim. Hiç çalışmadım. Helal olsun. Sadece dün bir kafamda check ederken lan biz şöyle bakma yakınlığımız 3-4 yıllık ama bizim ilk tanışıklığımız 10
sene. Neredeyse 10 sene. Ama evet, kaliteli zaman geçirmemiz sonuç 4 sene. Evet, aynen öyle. Ben de bir orta soru alayım. Orta soru. Sence benim en ideal bulduğum plaj look'u nedir? İnanın moda sorusu. Gibi çünkü bu senin konuda çok en ideal bulduğun plaj look'u kendinde mi en ideal? Sarı mini short, yani erkekte mini short, böyle hafif bir frikiye müsait. Bazı yobaz dostlarımız var biliyorsunuz. Evet. Slip maya falan karşı. Arkadaşlar, onlar olmasa slip giymeyi bile isterim. İsim vermediğimiz bir arkadaşımız var, isim veremeyeceğimiz. Gerçekten berbat bir özellik şeklinde. Slip mayo istemiyor yakın çevresinde. Asla görmek istemiyorum o görüntüyü dedi. Bu yani konuyla ilgili detaylarda konuşuldu. Yazık. Şekilcilik. Yazık. Şekilcilik. Bu dönemde bir karşılığı olmayan bir özellik. Bu arada sorum doğru cevaplandı. Üstüne artık gerisi şey. Kısa soru sarı short sevdamı. Aynen öyle. Biraz frapan sever. Sarp plajda frapan bir görüntü tercih eder. Tabii bacak bacak benim şeyim. Aynen öyle. Ama en sevmediğim şey şu bacakların üstü beyaz kalıyor ya. Evet. Duşta o halini görmek istemiyorum. O yüzden ben böyle olabildiğince kısa olsun. Biraz daha bize göstereyim. Komple siyah yanayım, duş kapatayım. Nasıl olsa bilemeyeceğim, zor bir soru alayım. Zor bir soru. Bu arada yani normalde zor olmayan sana zor bir soru daha. Tabii ki. Hadi ben de plajdan, denizden gideyim. Bunun yine arkadaşlarımız arasında bir geyiği döndüğü için, bunu birkaç kez dile getirdiğim için soruyorum. Geçen yaz boyunca, yine birlikte geçirdiğimiz geçen yaz boyunca, ben toplam kaç kez denize girdim? 4. 5. 5 miydi? 4 zannediyordum. 4 olabilir çünkü bir tanesini senle girmemiş olabilir. Bir tanesini ben sanırım İstanbul'daydım ama ben 4 diye hatırlıyorum. Evet, 4 kez denize girdim. Yeterli. Sapıkça bir yaklaşık. Yeterli bir süre. Sapıkça bir yakınlık bu. Evet, şey helal olsun. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu 2 puan veriyorum ben bu cevaba. Yes! Zor soru alayım. Zor soru. Evet. Zor soru sayılmaz. Hiç söyledim bilmiyorum ama benim en sevdiğim film ne? Hayda. Bunu konuşmuştuk ama hatırlamıyorsam da hiçbir şey diyemem. Eyvah, hatırlamıyorum, dur. Çünkü bir ipucu versem bilirim ama. Tabii ki benim tarzımda yani şey bir film. Hani böyle ağır, oturaklı falan değil. İşte yani hani komedi bu. Komedisi de var. Bir kült bir film. Bir üçleme diyeyim bir daha. Ve bilim kurgu fantastik diyeyim. Bir de buna ekleyeyim. Bir dakika, üçleme, bilim kurgu, fantastik. Sadece 3 filmim var. 3 filmi var sadece. Ve yaşımdan dolayı jenerasyondan da düşünürsen. Back to the Future. Evet. Helal ya olsun be ya arkadaşlar. Şu çakışmayı da yanlış çakışma falan. Buyurun, ben bir soru sorayım size. Biraz kolay olsun lütfen. Kolay. Hem kolay hem de travmatik bir soru senin için. Biz bu mücbir sebeplerimiz zamanı. Sen toplam 2 kere bizim zorbalığımız sonucu trending topic olmuştun. Bu ve bayağı da yani 1 numara oldun ülke evet, gündeminde. İnanılmaz gündemler varken bu arada. Evet. Sen bu 2 kez TT olma başlıklarını lütfen bize seslendirir misin? Sarpapak bunu atlatamayacaksın. 1. Cute baby sarpapak 2. En kötüsü de o. Cute baby. Ben de hala öyle kayıtlı olduğunu biliyor musun? Maalesef biliyorum. Sarp cute baby keşke olarak. Keşke sorsaydım bunda bir soru olarak. Sen bende ne diye kayıtlı. Arkadaşlar Türkiye, biliyorsunuz ki Türkiye gündemi biraz harharlıdır. Genelde hep bir şeyler olur biter. Bir yoğun gündemimizde Sarp Apak kendine 1 numaradan yer bulmuş. Bir sabaha bir uyandı Türkiye'de insanlar. Pandeminin orta yerinde bir sürü felaket. Sarp Apak, bunu atlatamayacaksın. O inanılmazdı çünkü insanların korktuğu bir nokta da oldu ya orada. Biliyorsun. Tabii ki evet. Hani ne oldu, neyi atlatamayacaksın? Yayını izlemeyenler, of, akrabalarımdan korona olduğum ve yoğun bakımda olduğumu düşünenler. Biraz talihsiz. Talihsiz bir programdı. Talihsiz bir konuktum ben de. Aynen öyle. Ciddi bulilendim o projede. Ama çok eğlendim. Ben çok eğlendim. O bir proje diyorsun ha. Hayatımda almadığım kadar mention aldım. Yani ilk defa şeyim dondu. Twitter'ım ilk defa dondu. Hani diyorlar ya. Linç edilenler yaşıyor bunu genelde. Linç edilen biri gibi dondu. Refreshing yapmıyordu. Sadece sevgi sevilerek dondu. Ya millet çok eğlendi. Benim başıma kötü bir şeyin gelmesi insanları eğlendiriyor bu arada. Genelde bir gözlemimdir. Niye öyle olduğunu düşünüyorsun? Çünkü zor duruma düşmem komik bu arada. Çok komik zor duruma düşmem. Şunu sürerken gözü parlıyor arkadaşlar. Ya burada da zor duruma bir iki soruda düştü. Aşırı keyifli. İlk geldiğinde o ilk başlangıç anksiyetesinde mesela saçmalım. Güney'i falan konuşturmaya çalıştım. Çok güzel. Oğlumdan özür diliyorum. Kolay soru alayım. Kolay soru. Evet. Tamam. Benim ikinci ismim nedir? Bunu kolay yapan şey nedir? Konuşulması. Daha konuşuldu önce mu? Hatırlamıyorsam bile duyduğunda falan diyeceksin. Eyvah. Baş harfini sorsan çıkaracağım. K. Kemal.
Bu kadar inanarak yanlış söylemez. Kemal Kamil. Hayır değil. Kerem. Kerem tabii ki Sarp değil, Kerem'e çok bak. Çok yakın. Kerim yakın. Kerim. Evet, ha, evet. Hatırladım. Evet, bu hatırlamak mı oluyor? Bu, sayıyor muyuz? Bu yarım puan oldu. Yarım puan. Çeyrek puan gibi bir şey. Tamam. Kerem Sarp Apak. Çok komik bir, yakın bir yanlış, garip geldi. Evet Kerem. Başım döndü. Ama orada hatırlamaya başlamıştım artık. Evet evet. Çünkü o politik olarak hatırlarsın Kerim Sarp evet. Apak. Kerim Sarp Apak'la birlikteyiz bugün. Evet. Hangi kategori? Zor olsun. Sen hepsi zor, zor ki bana. Benim tüm hayatım boyunca yaptığım 5 tane iş söylemeni istiyorum. Ama böyle işlerin ismini de verebilirsin mesela. Hmm. Hücum sebepler. Güzel. İş değil. Biz böyleyiz. Evet. Görünmeyenler. Wow. Nereden aklına geldi yani bu isim? Çıkmıyor ki aklımdan. Görünmeyenler. Bant Mac komple yapı olarak. Çok Bant iyi. Mac 4 bir tane kaldı. Beşinci bir iş söylesem. AsTT söylerim. Aa. Ya yüreğimizde geri çok ayrı oldu. Ne kadar şeker. Güzel. Benim ne iş yaptığım ve ne ürün belirsizliğim nedeniyle bu soruyu sormuştum. Aynen, gerçekten arkadaşlar. Yakın arkadaşının hakkını verdi. Ben de o zaman bir zor soru rica Zor soru. Evet. Tamam. Düğünümde kimler yoktu? Ya bu zorbalık bu soru. Zorbalık bu. Kaç zor tane isim soru. Vermem gerekiyor? Bana lazım olan iki tane var. Ben ve Engin Öztürk yoktu. Evet, doğru cevap. Gibi düşünüyorlar. Vardık halbuki. Arkadaşlar biz Engin Öztürk'te o düğünde çok eğlendik. Evet. Sanrılar görerek. Yani Engin Öztürk'te beni de çok çok dışladığınız bir düğün olmuştu. Ben sizin düğününüz zamanı evde, Ezgi'nin evinde oturuyordum böyle. Instagram'a, sosyal medyaya yansıyan düğün fotoğraflarınıza bakıyordum. Ve o zamanlarda fotoğraflar olarak paylaşılmıyordu. Kadar bence. Evet. Ve yine de birkaç şey görsel görmüş olabilirsin. Aynen. Bir arkadaşınız sızdırmıştı çünkü. Evet. Basına sızdırmıştı. Sonra kendisi de zaten. Kendisi de basına sızdı. Basına sızdı. Aynen. Değerli eşimin çok memnun olmadığı. Gelinliği doğru kelime gelmedi. Gelinliği çok bir tartışma konusu olmuştu. Evet. Gerçekten. Tekrardan harlatalım bu konuyu. Ya Bengi'nin gelinliği neydi öyle bu arada? Çok bence çok, çok güzeldi. Bir gelinlik. Ben de çok beğendim. Çok güzeldi. Gündüz düğünde yani o nikahta falan uzun etek, akşam çıkartıyorsun kısa böyle parti elbisesi oldu. Bence biz hoş bir arkadaşlar moda ve kaliteli sohbet dedik bugün bu burada. Ama. Aynen. Bu ama. Bizim olayımız bu. Buradan tekrar etmek isterim. Engin Öztürk ve ben o düğünde çok eğlendik. Yoklardı çünkü. Bunu zor soru olarak sorman çok ayıp. Hayır şey söylemesi zor anlamında. Yazıklar olsun. Üzücü bir soru tek gibi şey düşündüm. Yazıklar ben. Olsun. Ortaya alayım kolay sona kalsın. Ben kahvemi nasıl içerim? Genelde yani. Süt şeker durumum nedir? Süt ve şeker kullanmazsın. Güzel. Filtre kahve içersin ağırlıklı ama bulursan güzel, lezzetli, sevdiğim şey varsa Amerikano da içersin. Helal olsun, müthiş. Çünkü kahveyle ilgili... Birebir doğru. Dostuz be! O zaman ben de bir tane basit soru soruyorum. Lütfen. Ben hangi takımlıyım? Beşiktaş. Sen de Beşiktaş'sın. Ben de Beşiktaşlıyım. Bu yüzden bu soruyu sormak istemiştim. Çok çok hoş bir takım olduğunu evet. Hatırlıyorum. Çünkü en evet. Son 7 yaşındayken falan Beşiktaş'tı. Evet izlemişti. Ama hala buna rağmen Beşiktaş'ımdan bakıyorum. Şifu Mehmet'in jübilesiyle bıraktım ben futbol izlemeyi. 33 yıl önce yani. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Bir tane daha orta alayım. Bizim senin de gitarına hayat verdiğin, gitar çaldığın güzel şarkılı türkülü gecelerimizden söylemeyi sevdiğim 3 favori şarkı. Sonlara bir bekliyorum. Kesinlikle Melike Şahin hangisini? Herhangi birisi diyebilirim. Güzel. Bir tane Mustafa Sandal beni neydi o şarkının adı? Ağlatma. Beni ağlatma. Helal. Doğrudur. Doğrudur. Hatırlayamadım mı? Kenan Doğulu'muz var değil mi işte? Kenan Doğulu'muz var. O zaman Kenan Doğulu, Melike Şahin ve güzel. Demin söylediğimi unuttum. Doğru, benim güzel. Rüyalar gibi bir liste. Doğru, çok güzel. Gerçekten ilginç bir liste. Harika. Tırnak içerisinde seninle daha çok görüşen Boran Kuzum gibi isimlerden daha çok puan alırım ki galiba Boran gibi. Ya Boran'dan ben daha çok şey bildim senin hakkında. %100. Çok çok acı. Evet. Ya, benim sinsi sinsi boş zamanlarında eşimden dostumdan kaçarak yaptığım hobim nedir? Tenis oynamak. Yine yanlış. Ne? Yanlış tabii ki. PlayStation. Evet. Ha, ama ben bunu kabul söylemedim. İlkinde yanlış söyledim. Ama o eşinden dostuna dedi ki Alena'nı oynuyorsun. Tamam da bazen işte hani setim bitti ama işte hani ertesi ha, bizimle görüşmüyorsun. Falan. Gidip bilmiyorum. Evinde rezalet. Rezalet bir şey. Bundan ben bence tam puan aldım. Çünkü tenisi ben seni daha niyetli, iyi bir yerde evet. Gördüğüm için tenis. Alakası yok. Düz, dümdüz. Yuu. Tuh bana. Bir kolay kalmış, bir de bonus kalmış. Patlat. Kolayı patlat.
doğum yılım. Aa yuh. Yok 1987. Evet helal olsun. Hayır, ben şeyi düşündüm bir anda. 3 Kasım 1987. Yok. 7 Kasım 1987. Kasım değil öncelikle. Sanki akrepsin ama. Evet. Bir bakalım ne akrebiyim ben? Ekim akrebisin. En şey mi oluyor? En iyisi. En iyisi. Sen de Kasım akrebisin. Kasım akrebi. Prime time şerefsiz gibi. 3 deyince aynı anda doğum tarihlerimizi söylüyoruz. Kendi bizimkileri. Hayır. Birbirimizinkileri. İyi düşün bakalım. Tamam. 1, 2, 3, 11 Kasım. 26 Ekim. 11 Kasım doğru. Doğru, 26 Ekim doğru. 25 Ekim. Ah be, bu bir günler. Nedir benim bu bir günler? Sarp benim babam ve ablamla aynı gün doğumlu arkadaşlar. Evet. Böyle, hatta 81'lisin sen. Evet. 11, 11, ablamla birebir aynı gün doğmuşsunuz. Aynı insanız. Ablamla aynı gün doğmuşlar arkadaşlar. Abla! Abla diyemezsin sen de yaşıt kıza. Yani sonuçta şey yani hayattaki pozisyonuna seslendim. Aynen öyle, ablalık. Evet. O zaman bu... Bonus eğlenceli soru. Yok, bonus soru değil. Ben önce şeyi bitireceğim. Şu an son kalan sorumu bitireceğim önce. Son kalan soru ne demek sen? 10. sorun değil mi? 10, bir de bonusum var abi. Ha, 11 yani. Ha. Peki ekstra soru hazırlamış. Ekstra güzel. Soru, esprili bir şey zaten. Tamam. Biliyorsun beni. Aa, tabii. Eğer İstanbul'da yaşamıyor olsaydın, hangi şehirde yaşamayı isterdin? Aa. Bunu konuşmuştuk. Evet, söylüyorum Barcelona. Evet. Ya arkadaşlar ben bu adamın ya her şeyini biliyorum. Ben misin be adam? Ben senin günlüğünü mi okuyup bu geldim gerçekten buraya? Gerçekten öyle bir şey. Müthiş. Öyle bir şey. Bonus sorumu da sorayım mı? Dur ben sorayım tamam, önce. Son sorumu soruyorum. Evet. İkimizin de içinde yer aldığı 3 tane WhatsApp grubu adı. Birlikte olduğumuz 3 WhatsApp grubu. Çeşme Tiyatrosu. Evet. Mücbir neydi? Mücbir neydi? Orada Mücbir Yılbaşı için açılmış bir gruptu. Ama neydi yaptığımız şey? Mücbir Tombala. Aynen. Mücbir Tombala. Grubun adına bak be. Ya dedem Kuşum Bey, gibi grup. Kuşum Bey, Sabah, Hazal. Evet. Harika bir gerçek grup. Gerçek bir eğlencesi vardı. Üçüncü İrem, bulunduğum Ali Can. Üçüncü grubu söyleyeyim. Bir tane toksik bir grubumuz var ama onu sadece bireyini, üçüncü bireyi söylesen yeterli benim. Sen, ben ve biri daha var. Toksik grup. Bazı kendi arkadaş grubumuzun içindeki bazı olayların detaylarını konuşmak için kurulmuş. Fikir açıldı, evet. Evet. Birinin bizden bilgi almak için kurduğu bir grup. Sen ve ben gibi iki masum saf trik bana öptün tamam, diye. Tamam, evet. Tamam, nasıl söyleyebiliyor muyuz? Söyleyelim. Evet, o grup. O grup. O grup. Evet. Bir arkadaşımız. Toksik bir grup olduğu için bir şey diyemiyorum. Çok çok insan. Bu grubun adını ben bile hatırlamıyorum. Grubun adını hatırlayamayız zaten çünkü o zaten can havliyle ve kavga çıkmasın diye kurulmuş bir grup ya da kavga çıkmasın değil de hani olaylar daha da kötü bir yöne kaymasın diye kurulmuş. Sen bunu grup. Kayıt dışı söyle bakalım bana. Yoo. Tamam, tamam. O zaman 10 sorumuz tamamlandı. Sen artı bir sorunu sor bonus bakalım. Bonus sorumu soruyorum. Lütfen. Güzelin miyim gerçekten? Aa, bu sadece öyle bir espriydi. Arkadaş ne şakacısın özellikle. Evet. Sen benim güzel loşumsun. Güzel loşunum. Aynen öyle. Güzel loşumsun. Güzel loşumu kahveni tazeleyelim mi? Kahvemi tazele ve bu yayınımızı da bu şekilde bitirelim. Evet. Çok keyif aldım. Bu formatı sevdim. Umarım izleyiciler de sever. Aynen öyle, ben de. Evet. Sen kapanış konuşması mı yapıyorsun şu an? Yanlışlıkla bu arada. Aynen öyle. Ben zaten sana devredecektim. Sen... Bir duygusal bir konuşma yap. Bu duygusal konuşma bizim kahve yapış sürecimizin üzerinde ben bunu ses olarak kullanacağım. Buyurun mikrofonda yaklaştıralım. Burada çok güzel dileklerini duyalım senin. Sorular soruyoruz birbirimize. Detaylar soruyoruz. Ama bu oyunu oynarken şunu fark ediyorum. Fark ediyoruz bence hepimiz. Tüm oynayanlar, tüm dostlarım. Biz birbirimizi zaten çok iyi tanıyoruz. Burada kelimeler, detaylar, tarihler önemli değil. Ve ne kadar biriktirdiğimi bir filan hatırlıyorum aslında. Benim duygulanmaktan bir tat içtim. Olduk, evet. Arkadaşlar kahve makinemizi de sorup durmayın artık. Philips 5400 Espresso kahve makinesi. Nefis. Akıllı olduğu için. Hemen kendisi de ses yani. Verdi. Kahvelerimiz geliyor. Görüşmek üzere. Önümüzdeki günlerde. Bay bay. Bay bay.